Bismillahirrahmanirrahim. El-Vacid Celle Celaluhu. İstediğini bulan, fakirlik ve zarurete düşmeyen, daima zengin olan, kadri ve şanı yüce, kerem ve cömertliği sonsuz olan. Bir ayette kulun kendine yazık edip de bunaldığı zaman Allah'a yönelirse, onu ne kadar merhametli ve ne kadar cömert, tevbeyi kabul eden, müşfik bir Rab olarak bulacağı anlatılıyor. Biz her peygamberi sırf Allah'ın izniyle itaat edilmek üzere gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan günahlarının bağışlanmasını dileseler ve peygamber de onlara bağışlama dileseydi elbette Allah'ı tövbeleri çok kabul edici ve çok merhametli bulacaklardı. Nisa suresi 64. ayet-i kerime. Başka bir ayette ise Kur'an üzerinde düşünmeyi ve Allah'tan başka ilahlar edinenlerin içinden çıkılmaz durumu anlatılıyor. Hala Kur'an'ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı. Nisa suresi 82. ayet-i kerime. İnkar edenlere gelince, onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. Susamış kimse onu su sanır. Yanına geldiğinde hiçbir şey bulamaz. Tıpkı bunun gibi kafir de hesap günü amellerinden bir şey bulamaz. Ancak Allah'ı yanında bulur da Allah onun hesabını tas tamam görür. Allah hesabı çabuk görendir. Nur suresi 39. ayet-i kerime. Ebced değeri ve zikir saati. El-Vacid isminin ebced değeri ve zikir adeti 14'tür. Zikir saati zühre, günü cumadır. Büyük ebcedle hesap edilip 14 x 14, 196 defa okunması daha uygun görülmüştür. Cuma, sabah erken, gün doğarken ve ikindi sonrası ve akşamdan sonraki ikinci saat ile gece yarısı okunabilir. Sırları ve hikmetleri. Yemek yerken, her lokmada zikreden kimse sağlam bir tevhid inancına kuvvetli ve nurlu bir kalbe sahip olur. Bu esmayı inanç ve teslimiyetle her gün 196 defa zikreden kimse kendisinden gitmesini istemediği hiçbir şeyini kaybetmez. Kaybolmuş herhangi bir eşyasını da kısa zamanda bulabilir. Her namazdan sonra 14 kere zikretmeye devam eden kimse de birçok faydasını görür. Bu ismi şerifin zikrine muazebet eden zat vücudunu kaybetmez, varlığını zayi etmez, arzu ettiği bir şeyi zayi etmez. Her namazdan sonra 14 defa kıraat etmek lazımdır. Bu kıymetli ve kadri yüce olan ismi şerifi çokça zikreden kimseler var olmasını dilediği şeylerden hiçbirini kaybetmiş olmazlar. Ehli tasavvuf, züht sahibi olmak isteyenler bu ismi şerifle nefislerini ve varlıklarının yaratılışlarını öğrenmiş olurlar. Bu adı sürekli ve kendinden geçercesine zikredenler kendi içinde öyle şeyler hissederler ki daha önce böyle bir şey duymamış, hissetmemişlerdir. Abdül Vacid isminde olanlar bundan yararlanırlar. Bu adın sayı bakımından kıymeti 14'tür. Bu bir çift ve dikdörtgen tekten oluşmaktadır. Çünkü bu sayı ilk çarpımdan yükümlü olduğundan şeref taşımaktadır. Vav harfi tam olarak sayının başında gelmektedir ki bu da 2 kez 7 sayılmaktadır. Bu nurani harflerin sayısı aynı zamanda geceleri nurun çokluğudur. Çünkü bu harfi geceler vecd, eksilme, kısalma geceleri, kaybolma geceleridir. Bu cüzleri 10 eksik bir sayıdır. Bu da İlahi vahyin indirilişi ve Y harfinin de bir işaretidir. Allah'ın sözü olan benimle duyar, benimle görür sözünün bir işaretidir. Bu nedenle harflerinin adları ise Hak Teala'nın bağlayıcı odur sözünün bir işareti olabilir. Sözlükte bulmak, bilmek, müstağni olmak anlamlarındaki vecd, vücut kökünden türeyen vacid, dilediğini dilediği zaman bulan bir müstağni manasına gelir. Ragıb el-İsfahani'nin de belirttiği üzere insanlara nispet edilen bilerek, deneyerek, bulmak, vakıf olmak,
fiili iç ve dış duyularla gerçekleşir. Bunun yanında Allah'ın ve nübüvvetin tanınması, yani marifet örneğinde görüldüğü gibi akıl yoluyla da idrak vardır. Cenab-ı Hakk'a nispet edilen her şeyi kendi hakikati ve mahiyeti üzere bilmek, bulmak, vasıtasız ilim anlamına gelir. Çünkü Allah organlardan ve vasıtalardan münezzehtir. Vacit kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçmemekle birlikte 8 ayette fiil kalıplarıyla Zat-ı İlahiye'ye nispet edilmiştir. Bunlardan üçü Resulullah'ın hayatının ilk dönemlerine ait beyanlardır. Vacit isminin bulmak, sahip olmak, bilmek şeklindeki içeriğine uygun birçok ayet vardır. Sebe suresinde 2. ayet-i kerimesinde gaybı bilen Rabbe yemin edilerek göklerde ve yerde zerre kadar ondan daha küçük veya daha büyük hiçbir şeyin Allah'tan gizli kalmayacağı ifade edilmiş. Aynı muhteva Yunus suresinde de 61. ayet-i kerimesinde yer almıştır. Vacid ismi Tirmizi ve İbn-i Mace'nin Esma-i Hüsna rivayetlerinde bulunmaktadır. Bir kutsi hadiste nakledildiğine göre Allah Teala hidayet, mağfiret ve cömertliğinin sınırsızlığını belirttikten sonra kendisinin cevat yani cömert, macit yani şanlı, şerefli ve vacit olduğunu söylemiştir. Alimler vacit isminin her şeyi bilen, hiçbir şeye muhtaç olmayan, emrini ve isteğini daima gerçekleştiren şeklindeki manasına vurgu yapmışlardır. Abdülkahir el-Bagdadi vacidin sözlük anlamlarını 5 grup halinde açıklamıştır. Birincisi, her şeyden müstağni, her şey kendisine muhtaç anlamındaki gani olup bu kelime de Esma-i Hüsna'dandır. İkincisi, alim gibi nesne ve olayları mahiyetleriyle bilen şeklindedir. Üçüncüsü, kaybettiği şeyi bulan demektir. Fakat aciz ve eksiklik ifade eden bu muhtevanın Zat-ı İlahiye'ye nispet edilmesi mümkün görülmediğinden buna kaçma ve kaybolma konumunda bulunan her şeyi bilgisi ve mülkiyeti dairesinde tutan diye mana verilmiştir. Dördüncüsü, gazap eden anlamı olup Allah'a izafe edilmesi durumunda düşmanlarına gazap eden, zalimleri dünyada ve ahirette cezalandıran müntakım manasına gelir. Beşincisi, seven, vecd demektir. Bu da Allah'ın kulunu sevmesini belirtir. Vacid isminden kulun nasibi bu ismin tecellisi çerçevesinde Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği ilim, servet ve beceriden Allah'ın yaratıklarını faydalandırmak, daima onun kerem, lütuf ve bağışlanmasına sığınmaktır. Vacid ismi kendine özgü içeriğiyle ilişki bulunan birçok ilahi isimle anlam yakınlığı içindedir. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım. Bu şekilde rivayet edilmiştir. En doğrusunu Allah Celle Celaluhu bilir.